Merhaba arkadaşlar, ben Orhan Kayalp. Bilhassa bu kanalı takip etmekte olan az sayıdaki kadın başta olmak üzere bütün kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun. Evet, bugün Dünya Kadınlar Günü. Yani ben de bununla alakalı bir video hazırlamak istedim ve hani benim bir türlü kafama yatmayan bir takım şeyler var. Onları da sizinle paylaşmak istedim. Aslına bakarsanız bu çok klasik, çok klişe bir laftır ama yani hepimiz sonuç itibariyle bir kadından doğduk. Bütün yaşamın aslında kökünde bir kadın yatıyor yani. Hani ya tabii ki bu erkeklerin öneminin olmadığı anlamına gelmiyor ama sonuç itibariyle 9 ay boyunca bizi hani karnında taşıyan, gerçekten bizim biyolojik olarak oluşumumuzu sağlayan, hani esas kuluçka dönemi bir annede, bir kadında gerçekleşiyor olmasından kaynaklı sanki bir tık daha kıymetleri daha yüksek gibi geliyor bana. Bilmem siz ne düşünüyorsunuz ama benim fikrim bu yönde. Buna rağmen her fırsatta anneliğin ne kadar kutsal olduğunu söylüyor olmamıza rağmen hani kadınların toplum içerisindeki yerinin birazcık erkek tarafından belirlenebiliyor olmasını ben hep yadırgamışımdır. Yani hani sonuç itibariyle yaratıldık veya evrimleştik veya siz neye inanıyorsanız fark etmez. İnsan nereden geliyorsa hangi noktada tam olarak bilhassa erkekler neyin derdine düştüler de bir şekilde bütün hani, toplumdaki rollerin kendileri istediği şekilde olacağına karar verdiler, onu anlayabilmiş değilim. Burada karşılıklı bir anlaşma da var mı acaba? Yani tarihin herhangi bir kısmında. Onu bilemiyorum. Onu zaten kimse bilemiyor. Dolayısıyla da bir türlü anlayamıyoruz bunu ama ağırlıklı olarak ataerkil, yani erkek egemen bir toplumun oluşması bana biraz ilginç ve saçma geliyor. Yani tesadüfi belki de, bilemiyorum ama ya da bütün gücü bir şekilde elinde toplamakla alakalı, bu daha olası aslına bakarsanız ama yine de genel olarak bir baktığım zaman bana garip geliyor bu şekilde olmuş olması. Tarihin herhangi bir yönde tabii ki hani şeyde görülmüştür. Yani kadın egemen toplumlarda muhakkak görülüyordur da, kabileler hala Afrika'da var bildiğim kadarıyla. Yani mitlere de çok konu olmuştur. Gerçi mitlere konu olması bunun varlığını kanıtlar veya tam tersi kanıtlamaz yönde midir bilemiyorum. Yani bu olumsuz bir şey de olabilir, mitlere konu olursa. İşte Amazonlardan bahsedeceğim yani. Gerçi Amazonlar direkt niyeyse Wonder Woman'a gittim ama Amazonlarda gerçekten de kadınlar tarafından yönetilen kabilelerin varlığı da çok emin olamadım ama galiba gerçekten var olan bir şey yok. Yani bu bütün işte Wonder Woman'lar vesaireler ya da işte Amazonlar üzerinden giden mitolojik topluluklar da aslında hani gerçeğe dayanan bir kısmı olabilir. Bak, bunun araştırmasını keşke önceden yapsaydım, yapmadım. Böyle kaldım. Yapacak bir şey yok. İsterseniz siz araştırabilirsiniz o nereden geliyor. Gayet de keyifli olur. Neyse, çok da Amazonlara gitmenin manası yok. Kadınlar Günü demiştik. Tekrar kadınlarla alakalı kısımlara geri dönelim. Ama yani işte sadece toplumlarda bu şekilde kadının yerinin erkekler tarafından itilmesi bir yana, bütün hani ahlakı telkin etmesi öngörülen bütün dinlerde de aslında, gerçi bütün dinler dediğimiz zaman binlerce din var. O da ayrı mesele. Semavi dinlerde en azından kadının pozisyonu hep iki numaraya atılıyor. İkinci sıraya atılıyor. Bunun sebebinde siz nasıl açıklarsınız ben bilemiyorum. Ben hiç açıklamaya çalışmayacağım kendimce. Zira hani ne çok üstüne kafa yordum ne çok bilgi birikimim var. Otobada hiç girmeyeceğim. Çok da tehlikeli toplardır ama bir oturup hep beraber düşünmek lazım yani. Nasıl oldu da bu duruma geldik? Birazcık altında tatsız sebepler yatıyormuş gibi geliyor bana. Yani bu güç sevdası olabilir, işte aşağı görme olabilir vesaire vesaire. Her neyse. Aklıma takılan, bunlar sürekli gözüme ilişen bir takım şeylerdi. Saçmalıklardı mı demek lazım? Gariplikler deyip geçebiliriz sanırım. Böyle olması bana biraz gerçekten de garip geliyor. Nasıl oluyor da bu kadar uzun süre beraber yaşayan ve birbirine bu kadar muhtaç olan iki tür birini diğerine, yani birine nasıl daha böyle bir ekarte edebiliyor, kenara itebiliyor? Bunun cevabını sanırım bu videoda bulamayacağız. Ama bunu sizinle bir konuşmak istedim. Sizinle bir üzerine düşünmenizi istedim. O amaçla da bunları söylemek istedim. Bu kadar sosyal ve mesaj kaygılı içeriğe girdikten sonra aslında esas biraz daha hani ne yapabiliriz? Hadi bunları kafa yormayı bıraktık. Şu an hayatımıza devam ediyoruz. Hiçbirimizin bunları kafa yormaya niyeti de yok zaten diye düşündüğümüzü varsayalım. Ne yapalım? Bu zamana kadar
Yani vardır muhakkak aranızda ama mesela ben çok özel günler genel olarak sadece kadınlar günü ya da sadece işte efendime söyleyeyim anneler günü, babalar günü vesaire gibi şeylere önem vermeyen bir insan değilim. Yani hani anlatamadım. Böyle özel günler ben önem vermem. Bu anneler günü de olsa, babalar günü de olsa, işte kadınlar günü de olsa çok önem vermem. Hatta kendi doğum günüme de önem vermem. Arkadaşlarım kutlarlarsa hani ya da kutlayalım derlerse gider kutlarız. Onun dışında bir beklentim yoktur. İşte başkalarının doğum günlerine de çok önem vermezdim. Ama yani bu son birkaç senedir bunlara önem vermeye başladım. Kendimce sebeplerim var ama en önemli sebep şu. Yani sonuç itibariyle ben bir şeye önem vermiyorum diye karşımdaki insan da vermiyor diye bir şey yok. Sonuç itibariyle karşınızdaki insan kıymet veriyorsa işte doğum gününe, anneler gününe, babalar gününe, kadınlar gününe vesaireye yani onu kutlamak lazım çünkü o sizinle alakalı bir şey değildir. Çünkü yani o bencilce bir şey değil. Karşınızdaki insanı düşünmek, onun ona işte iyi dileklerinizi iletmek için bir gündür. Dolayısıyla ben de sizden bunu istiyorum. Kadınlar gününü kutlayın. Annenizin kadınlar gününü kutlayabilirsiniz ya da ne bileyim işte yani sonuç itibariyle kadın arkadaşlarınız vardır. İlla kız arkadaşınız olmak zorunda değil yani. Arkadaşınız olan ve kadın olan insanlar vardır hayatınızda. Onlardan hani normal işte bir muhabbetiniz olan bir insanı seçin, kutlayın. Hatta ulan bu çocuğun kafasına taş mı düştü falan gibilerden düşüneceklerinden hani bu zamana kadar hiç yapmamış olmaktan ötürü bir garipseneceğinizi düşünürseniz bu videoyu da atın onlara. Deyin işte bak böyle 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 Orhun böyle demiş. Ben de bu yüzden kutladım. Hak da verdim. Kutlamak lazım. Falan dersiniz yani. Eğer ki hayırdır sen ne oldun? Senin olayın ne falan diyen olursa diye bunu söylemiş olurum. Hem beni de arkadaşlarınıza anlatmış olursunuz. Benim de işime gelir. Bilemiyorum. Ama benim ama esas amaç o değil. Gerçekten. Bilmem inanır mısınız? Evet. Kadınlar günüyle alakalı bahsedeceğim şeyler şimdilik bu kadar. Bütün kadınların tekrardan Kadınlar Günü kutlu olsun. Yani şey kısmında falan hiç girmedim lan da tarihte o kadar çok da kadın vardır ki yani bizim Kurtuluş Savaşı dönemimizde de kadınımız cefakardır. Hani Türk kadınıyla alakalı öyle hani şeyler de vardır. Hani sonuç itibariyle sürekli anlatılan bize okullarda da anlatılan tarihte de anlatılan anneannelerimizden babaannelerimizden de gördüğümüz aslına bakarsan hani o Kurtuluş dönemi için değil de yani sonuç itibariyle bilemiyorum sizin aileleriniz nasıl aileler yani hani nerede yaşayan ailelerdi falan ama yani benim anneannemin ömrü zeytinliklerde zeytin toplayarak geçti mesela. Bostanlarda karpuz, işte kavun ekerek, biçerek vesaire geçti Şarköy'de. Dolayısıyla nasıl çalışkan, nasıl fedakar insanlar olduklarını bilmeye, tekrar üzerinde durmaya gerek var mı bilemiyorum ama bunları söyleyerek zaten durduğumu da düşünüyorum. Tekrardan bütün kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Her zamanki gibi bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı siz de davet ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ve hem bu arada bana ulaşmak isterseniz doğrudan hani bana ulaşmak isterseniz Twitter'dan da Orhun Kayak olarak beni bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.